Tataristan Edebiyatı'nın gökyüzündeki şimal yıldızı olan büyük bir yazar. Genç yaşta aramızdan ayrılmış, ülkesinin karakterini temsil eden ateşli bir vatansever. Abdullah Tukay. Abdullah Tukay, 26 Nisan 1886 tarihinde bugünkü Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a bağlı bir köyde, Kuşlavıç'ta dünyaya geldi. Köy imamı olan babasını ve annesini çok küçük yaşında kaybettiğinden hayata öksüz ve yetim bir çocuk olarak başladı. Kimsesiz kalan Abdullah'ın elinden Şerife Hanım tuttu. Yaşlı ve huysuz bir kadın olan Şerife Hanım'ın sıkı terbiyesinde yetişen Abdullah Tukay, çoğu zaman buz gibi bir yer yatağında karnı aç şekilde uyudu. Abdullah Şerife Hanım'dan sonra da elindeki küçük bavuluyla oradan oraya savrulmaya devam etti. Önce Uçile köyündeki bir çiftçi ailesinin yanına, sonra da çocukluğumun baharı dediği Kırlay köyüne yerleşti. Kırlay medresesinde yazıyla, harflerle ve Kur'an-ı Kerim'le ilk kez tanıştı. Arkadaşları arasında çok sevilen Abdullah, geniş çiçek bahçelerinin içinde koşup, uçurtma uçurmaya bayılıyordu. Ancak Kırlay'daki bahtiyar günleri, yanında kaldığı ailenin onun eğitimini karşılayamayacaklarını söylemesiyle birlikte sona erdi. 1895 yılında küçük bir yataklı trenle halasının yanına, Kazakistan'ın Oral şehrine yerleşti. Mutiullah Hazretinin medresesinde şark felsefesini ruhuna işleyerek gönül gözünü açtı. Ayrıca medrese dışında da Rus okuluna kayıt yaptırıp, diğer halkların edebiyatıyla haşır neşir olarak odasında kendisine ait bir kütüphane kurdu. Odasında ilk şiirlerini yazarken, Türkiye'den göçmüş bir modernist, Abdülveli Bey'le arkadaş oldu. Abdülveli Bey sayesinde ana dili gibi Türkçe öğrenip, Tevfik Fikret'i kendisine örnek aldı. 1905'te Uralet gazetesinde dizgiciliğe başladı. Kısa süre sonra da muhalifliğiyle bilinen Uklar dergisine geçti. Mizahi şekilde yazdığı şiirler politik açıdan öylesine sert bulundu ki, her çıkan sayıdan sonra yüzlerce övgü ve şikayet mektubu derginin posta kutusunu doldurup taşırdı. 2 yıl sonra Kazan'a dönen Abdullah Tukay, bu şehirde gördüğü ilgiye kendisi bile şaşırdı. Sokakta her görenin mutlaka selam verdiği şair, şehirde yemek yediği hiçbir restoranda uzun süre hesap ödemedi. Muhalif yazılarına devam ederken yazdığı şiirler operalar ve tiyatrolarda kullanılıyordu. Genç yaşına rağmen Tataristan şiirinin en önemli ismi haline gelen Abdullah Tukay, Rus edebiyatçıları arasında Tatarların Puşkini lakabını aldı. Sabahlara kadar sigara içerek çalışan, çok az yiyen ve çok az uyuyan yazarın bünyesi günden güne zayıflıyordu. 25 yaşındayken yüksek ateşle vücudunu ele geçiren tüberküloz, 6 ay içinde Abdullah Tukay'ı yatağa düşürdü. Tüm çabalara rağmen durumu ağırlaşan yazar, Kazan'daki Klyaçkin Hastanesi'nde tedaviye alındığında artık çok geçti. Abdullah Tukay, 15 Nisan 1913 tarihinde sabaha karşı kısa ömründeki son nefesini vererek hayatını kaybetti. Arkasından tüm edebiyat dünyasının gözyaşı döktüğü Abdullah Tukayev'in naaşı, arkasında binlerce insanın katıldığı efsane bir cenaze töreniyle dualar eşliğinde defnedildi. Bugün onu tanıma fırsatı bulmuş her insanın yüreğinde yaşamaya devam eden yazarın kaleminden dökülenler, dünya edebiyatını aydınlatmaya devam ediyor.